Siz bir Siyonist örgüte müntesip bir kimseyi sevemezsiniz. Kalpte istikamet. Siz Siyonist bir örgüte müntesip Siyonist bir örgütün elemanını sevemezsiniz. Kalpte istikamet. O yüzden derim sevdiklerinizi sıralayın kalbinizde. Sen Siyonist bir örgütün elemanını sevdiğin müddetçe o kalpten iman beklemesen. Neden? Hani Musa'ya dedi ya Musa dedi ki ne yapayım? Bana söyle ya Musa benim dostumla dost düşmanıma düşman oldun mu ki dedi ona. Dikkat edin hadisi kutsiye. Benim dostumla dost benim düşmanıma düşman oldun mu ki? Kalbin istikameti. Sen Allah'a dostun, Allah dostuyla dost olacaksın. Allah'ın düşmanına düşman olacaksın. Biri de yazmış bana ne olursan ol gel diyen insan. Ben ne olursan ol gel diyenlerden değilim. O söz Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait değil. Mevlana'ya da iftira atıyorlar. Ne olursan ol gel demiş. Ne alakası var? Ben Kur'an'ın kuluyum. Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Bunun dışında bana söylenenlerden ben uzağım. Söyleyenden de o sözden de uzağım. Hazreti Mevlana'nın söylediği söz bu. Tutturmuşlar dünya üzerinde şimdi. Ne olursan ol gel. Yok kardeşim öyle. Tövbe et gel. İslam ol gel. Allah'a düşman olup da sen ben sen ben benden sen dostluk bekleme. Sen Allah düşmanısın. Allah'a düşmansın. Allah'a düşman olanla mı dost olayım? Olmam. Allah peygamberine dedi. Sen dedi gözünü onlara çevirirsen seni onlardan yapıveririm dedi. Peygamberine dedi, peygamberine. Dedi sakın gözünü müminlerden çevirme. O gece gündüz Allah'ı zikredip Allah'a dua edenlerle beraber ol dedi. Onlarla otur dedi peygamberine. Allah düşmanlarıyla oturup kalkmayacaksın. Kalpte istikamet. Allah düşmanıyla işin yok. Allah düşmanıyla muhabbet ettin, kalpte istikametin kalmadı. Sevdiğine dikkat et. Seviyorum dediğine dikkat et. Kalpte istikametin en önemli şeyi. En önemli kimi sevdin, neyi sevdin? Bu önemli. O zaman kalbin istikameti neyle? O, o istikamet zikrullah ile. O istikamet Allah dostlarıyla. O istikamet iyi amelle. Kalbi koru, kalbi muhafaza et. Kalbi muhafaza et. Neyle? Zikrullah ile. Şimdi kalbi istikamete sokacağız ya iman ettik, amel ettik. O kalbin istikamette durması lazım. Kalbin yalpalamaması lazım. Kalbin oraya buraya kaymaması lazım. Ne ile? Dikkat edin. Haberiniz olsun. Kalpler ancak Allah'ı zikir ile mutmain olur. Ayet-i Kerime bu. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Kalbin istikametini istiyorsan o kalp Allah'ı zikretcek. Kalbi zikrullah ile hemhal edeceksin. Kalbi zikrullah ile hemhal edeceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne buyurdu? Dedi ki kalpte zikrullah var ise şeytan kalbin kapısının dışında durur. Hadis-i şerifin başı bu. Şeytan diyor kalbin kapısında durur. İçeride zikrullah var ise şeytan oraya giremez. Ama diyor kalp zikrullah'tan kesilince şeytan hemen araya oturur. Tabiat, fıtrat, boşluk kabul etmez. Bir şey oradan çıkarsa başka bir şey gelir oturur. İman kalpten çıkarsa küfür oturur. Küfür kalpten çıkarsa iman oturur. Allah sevgisi kalpten çıkarın çıkınca şeytani şeylerin sevgisi oturur. Zikrullah sevgisi kalpten çıkınca şeytan sevgisi oturur. Zikrullah kalpten çıktı, şeytan geldi oturdu. Kalp senin sarayın. Manevi saray. Manevi sarayda padişah kimse orada onun hükmü çıktı. Bir padişah, bir ülke padişahı, bir sarayın padişahı. Hükmü kim koyuyor? O padişah koyuyor. E zikrullah çıktı, şeytan geldi oturdu oraya. Kalbin istikameti bozuldu.